Merhabalar. Bu video çeşitli üniversitelerde grup teorisi veya grup teorisine giriş, C11 veya soyut C1 adı altında okutulmakta olan lisans dersine yönelik olan ilk video olacak. Bu videoların içeriğinde neler olacak onlardan da biraz bahsedeyim. Grup kavramı olacak. Grup nedir ve gruplarla ilgili örnekler olacak. Alt grup ve kalan sınıfları olacak. Devresel gruplar, Normal alt grup ve bölüm grubu, grup homomorfizmaları ve bunun içerisinde tabii ki izomorfizma teoremleri, grup otomorfizmaları, bunlar ve grup etkisi gibi konular olacak. Bu ilk videoda birinci bölüm olarak bu grup kavramını göreceğiz ve bunlarla ilgili bazı örnekleri tanımış olacağız. Peki o zaman başlayalım. Grup nedir? Öncelikle bir işlem ne demektir onu? anlayalım. İlk tanımımız şu. Boştan farklı bir küme alalım. Bu derste boş küme bizim pek işimize yaramıyor. Herhangi bir yerde bir kümeden bahsettiğimiz zaman onun boştan farklı olduğunu hep düşüneceğiz. G karteziyen G'den G'ye giden bir fonksiyona biz ne diyeceğiz? G kümesi üzerinde tanımlanmış bir ikili işlem diyeceğiz. Çünkü buradan iki tane elemanı alacak iki tane eleman alacak. Yine e, ne yapacak? G'de bir elemana karşılık getirecek. Buna bir ikili işlem e, demiş olacağız. Şimdi normalde bir fonksiyonda bir AB elemanının görüntüsü, F fonksiyonu ise eğer bu, FAB diye bunu yazıyoruz. Ama e, işlemlerde böyle yapmayacağız genelde. FAB yerine ne yazacağız? AFB yazacağız. Ve her ne kadar bu fonksiyon olsa da Fonksiyonları da F harfiyle G harfiyle ile gibi harflerle göstersek de işlemlerde genellikle şu sembolleri kullanacağız. Bunun gibi işte üçgen veya işte bir daire içinde bir nokta vesaire gibi böyle sembollerle işlemleri göstereceğiz. Peki işlem örneği nedir? Mesela G olarak tam sayılar kümesini alsak işlem olarak da toplamayı alsak bu nedir? Bir işlemdir. Yani bu z kartezyen z'den z'e giden bir fonksiyondur. A, B ikilisini iki tane eleman aldığımız zaman toplamı dediğimiz A artı B'ye götüren fonksiyondur. İşte bu toplama işlemidir. Veya başka bir şey olarak yine küm olarak tam sayıları alsak ama bu kez çarpmayı alsak bu da ne yapacaktır? Z kartezyen z'den Z'e giden, Z kartezyen, Z'ten Z'e giden bir fonksiyon olarak bunu düşünmek e, mümkün. E, A, B ikilisini, A, B ikilisini alacak, nereye götürecek? A çarpı B'ye götürecek. Bunlar birer nedir? E, i̇şlemdir. Ama mesela pozitif tam sayılar kümesini düşünecek olsak, e, küme olarak, Burada da neyi düşünmek istesek, mesela bölmeyi düşünmek istesek, bu bir işlem olmayacak. Çünkü ne olacak? A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere A bölü B dediğimiz şey her zaman N'de pozitif tam sayılar kümesinde kalmak zorunda değil. Dolayısıyla bunu biz N karteziyen N'den N'ye giden bir fonksiyon olarak düşünemeyiz. Dolayısıyla bu ne yapacak? Bu bir işlem olmayacak biz bu özelliği aslında kapalılık diyeceğiz. Peki şimdi o zaman cebirsel yapı ne demek ona bakalım. Boştan farklı bir küme alalım ve bu küme üzerinde tanımlanmış bir işlem olsun. O ile gösterelim bunu. Bu durumda bu G o sıralı ikilisine, yani bir küme var ve o kümede tanımlanmış bir işlem varsa, buna bir cebirsel yapı diyeceğiz ve G kümesinde o işlemi tanımlandığı zaman bu cebirsel yapıyı da G o biçiminde göstereceğiz. O zaman biraz önceki baktıklarımızı da göz önüne alırsak, tam sayılar kümesinde toplama işlemi düşünüldüğü zaman bu bir cebirsel yapıdır. Tam sayılar kümesinde çarpma işlemi düşünüldüğü zaman bu da yine bir cebirsel yapıdır. Peki birleşme özelliği nedir? Birleşme özelliğini parantezlere hareket özgürlüğü olarak düşünebiliriz. A, B, C gibi hangi üçlüyü alırsak alalım. A işlem, B işlem C. Neye eşit olsun istiyoruz daima? A işlem, B işlem C'ye eşit olsun istiyoruz. Bu özelliği bütün üçlüler sağlarsa o zaman bu işlem birleşme özelliğine sahiptir veya bu işlem birleşmelidir gibi ifadeler kullanacağız. A, B, C'nin sırasını değiştirmeden parantezleri kaydırabilmek istiyoruz. Bu özelliğe birleşme özelliğidir, birleşme özelliği diyoruz. Peki o zaman ilk örneğe bakacak olursak bununla ilgili ne diyor? ...tam sayılar kümesinde bir işlem tanımlanmış. A işlem B, A, O, B nasıl tanımlanıyor? Birinci ile ikinci toplanıyor. Sonra bunlara e, bu ikisinin çarpımı ekleniyor. Bunun nasıl bir işlem olduğu söyleniyor. Birleşmeli olduğu söyleniyor. Bakalım bunu görmek için A, B, C gibi 3 tane tam sayı alacağız. E, şuna bakacağız. A işlem, B işlem, C'ye bakacağız. Bu nedir? A işlem... B işlem, C nasıl tanımlanmış? Birinci ile ikinciyi topluyoruz. Sonra çarpımlarını ekliyoruz. Sonra A işlem. Şurada yine bir tam sayı var. Bu eleman. O zaman bunu nasıl yapacağız? Aynen birinciyi alacağız. Sonra bunu ikinci ile toplayacağız. Sonra bu ikisinin çarpımına bunları ekleyeceğiz. Peki. O zaman bunu şöyle yazsak. A artı, B artı, C artı. B, C olacak. Sonra burası A, B artı A, C artı ne olacak? A, B, C olacak. Peki biz burada ne istiyoruz? Biz buradan başladık. A ile B'yi paranteze almak istiyoruz. A, yani A işlem B istiyoruz. O zaman orada ne lazım bize? A artı B artı A, B lazım. Yani biz bunu şöyle düzenlersek A artı B artı A, B diye düzenlediğimiz zaman şu e, üçünü kullanmış oluyoruz. Artı şurada C var. Şunu da kullanalım. Ve şu kalan 3 tane elemanda da C elemanı ne yapacak? Ortak olacak. Bunları da şu sırada yazarsak tabii toplamaya göre yerleri değiştirebiliyoruz. A artı B artı AB. Bunu böyle yazıyoruz. Şimdi bunu böyle yazdığımız zaman şurası nedir? Burası A işlem B'dir. Artı C'dir. Artı C çarpı A işlem B olacaktır. Yani birinci artı ikinci bunların da Z'deki çarpma olduğu için yerini değiştirebiliriz. Birinci artı ikinci artı ile ikincinin çarpımı. O zaman bu da ne olacaktır? A işlem B işlem C olacaktır. Bunu bütün ABC üçlüleri için Z'deki bütün ABC üçlüleri için yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu işlem birleşmelidir. İkincisi ise en pozitif tam sayılar kümesinde A üçgen B nasıl tanımlanıyor? A üzeri B diye tanımlanıyor. Bu ise birleşmeli değildir. Neden birleşmeli değildir? Şimdi birleşmeli olduğunda bunu ispatladık. Birleşme olmadığı zaman ne yapacağız? Bunu bu özelliği sağlamayan bir tane üçlü alacağız. Üç tane eleman alalım. Önce şuna bakalım. A üçgen B üçgen C nedir? Bu A üçgen burası ne olacak b üzeri c olacak bu ne olacak bu da a üzeri b üzeri c olacaktır peki şöyle baktığımız zaman a üçgen b üçgen c'ye bakarsak bu da ne yapacak a üzeri b üçgen c olacaktır bu da a üzeri b üzeri c olacaktır ki bu da nedir a üzeri b çarpı c'dir şimdi burada e, tabii ki e, mesela a'yı 2 alsak e, b'yi 3 alsak, c'yi de 4 alsak. E, bu ne hale gelecektir? şurası 2 üzeri e, 3 üzeri 4 olacak. Yani 2 üzeri burası ne yapacak? E, 81 olacak. Fakat e, burası bu üçlüler için ne yapacak? 2 üzeri, 3 çarpı 4'ten 2 üzeri 12 olacak. İşte bunlar birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bu işlem birleşmeli değildir. Peki birleşme özelliği böyle. Değişme özelliği nedir? Şurada C'ye gerek yok. Bir cebirsel yapı alıyoruz. Her A, B eleman G için A işlem B'nin B işlem A'ya eşit olmasını istiyoruz. Eğer bu sağlanırsa o zaman bu işlem değişmelidir diyeceğiz. Yani burada işlemde elemanların sırasının değişmesi sonucu ne yapmayacak, değiştirmeyecek bunun böyle olmasını istiyoruz. Peki yine yukarıdaki örnekleri aynı örnekleri düşündüğümüz zaman bu aynı zamanda değişmeli bir işlemdir. Neden? Çünkü her AB eleman Z için, bütün AB tam sayıları için. A işlem B neye eşit? A artı B artı AB. Ama biz şunu biliyoruz. Tam sayılarda toplama ve çarpmanın e, değişme özelliğine sahip olduğunu biliyoruz. E, bunu da böyle yazabiliriz. O zaman bu ne oldu? Birinci artı ikinci artı birinci ile ikincinin çarpım olarak düşündüğümüz zaman bu da ne yapacak? B işlem A olacak. Bütün AB ikilileri için bunu yazmamız mümkün. Dolayısıyla e, bu ne yaptı? birleşme pardon değişme özelliğine sahip oldu. Fakat şurada baktığımız zaman mesela burada yine A olarak 2'yi B olarak 1'i alsak A işlem B ne olacaktır? 2 üzeri 1'den 2 olacaktır. Fakat B işlem A'ya baktığımız zaman bu 1 üzeri 2 yani 1 olacaktır. Yani şu A işlem B her zaman B işlem A'ya eşit olmuyor. Eşit olmadığı en az bir tane ikili bulduk. Dolayısıyla bu da ne yapacaktır? Değişmeli olmayacaktır. Peki, cebirsel yapının sol etkisiz elemanı ne demektir? Adı üstünde bu eleman soldan diğer elemanlarla işleme girdiği zaman o elemanlara etki etmeyecek. Yani bir cebirsel yapı düşüneceğiz. Burada bir E eleman alacağız. Ve şu koşulun sağlanmasını istiyoruz. G'den hangi A elemanını alırsak alalım. E işlem A'nın neye eşit olmasını istiyorum? A'ya eşit olmasını istiyorum. Bu koşul gerçeklenirse bu E elemanına bu cebirsel yapının neyi diyeceğiz? Sol etkisiz elemanıdır diyeceğiz. Peki ee, tamamen benzer biçimde sağ etkisiz eleman nedir? Bu kez e elemanının sağdan işleme girdiği zaman hiç kimseye etki etmemesini istiyorum. Bunu sağlarsa da buna ne diyeceğim? Sağ etkisiz elemandır e, diyeceğim. Peki e, bir eleman hem sağ etkisiz eleman hem de sol etkisiz eleman olursa, yani hem soldan hem sağdan hiç kimseye etki etmezse o zaman bu elemana da e, bu cebirsel yapının neyi diyeceğiz? Etkisiz elemanıdır e, diyeceğiz. E, peki e, o zaman şuna baksak tam sayıların toplama işlemine göre oluşturduğu cebirsel yapıyı düşünsek burada etkisiz eleman var mıdır? Elbette vardır. E, kimdir bu? Sıfırdır. Sıfırı e, hangi A tam sayısıyla toplarsak toplayalım ne yapmayacaktır? E, o A tam sayısını etki etmeyecektir. Böyle yapacaktır. Peki reel sayıların çarpmaya göre oluşturduğu yapıya göz atacak olursak o zaman burada da ne olacaktır? 1 çarpı A eşittir A. O da A çarpı 1 olacaktır. Bütün A reel sayıları için. dolayısıyla Z'nin toplamaya göre etkisiz elemanı nedir? Bunun etkisiz elemanı 0'dır. R'nin çarpmaya göre etkisiz elemanı ise nedir? 1'dir. Peki. Şimdi e, teorem 1.13 bize şunu söylüyor. Bir cebirsel yapıda etkisiz eleman varsa tektir. E, yani başka bir ifadeyle bir cebirsel yapıda birbirinden farklı iki tane etkisiz eleman olamaz. Yani bu şunu söylüyor. Bir cebirsel yapıda etkisiz eleman olmak zorundadır falan demiyor. Ama varsa e, bir tane olmak zorundadır. E, tek türlü olarak belirlidir. Neden böyledir? E, e ve e üssü e, g o cebirsel yapısının g o cebirsel yapısının eee diyelim? birbirinden farklı birbirinden e, farklı iki etkisiz elemanı olsa. iki etkisiz elemanı olsa. Elemanı olsa. Şimdi şuna bakmak istiyorum. e işlem e üssüne bakmak istiyorum. Şimdi e diyor ki ben etkisizim diyor şuraya yazalım e etkisiz e etkisiz eleman olduğu için sağdan soldan hiç kimseye etki etmeyecek e, o zaman bu e üstüne de etki etmeyecek burası e üstü olacak e, o zaman şurada da e üstünün etkisiz eleman olduğunu kullanalım e üstü etkisiz elemansa hiç kimseye sağdan soldan etki etmemeli o zaman bu e elemanına da etki etmemeli burası ne olmalı e olmalı e, ne yaptı? birbirinden farklı iki tane etkisiz elemanı olsa dedik gitti bunlar birbirine eşit çıktı. Dolayısıyla bu bir çelişkidir. O halde bir cebirsel yapıda etkisiz eleman varsa eğer bu eleman tek türlü olmak zorundadır. Problemlere geçtiğimiz zaman orada etkisiz elemana sahip olmayan cebirsel yapıda göreceğiz. Peki ters eleman nedir? şudur. Bir cebirsel yapıda bir e gibi etkisiz elemanın bulunduğunu varsayalım ve bir tane a eleman g olsun. Bunu göz önüne alalım. Eğer bir a yıldız elemanı şunu sağlarsa a ile hem soldan hem de sağdan çarpıldığında bize e'yi veriyorsa, buradaki etkisiz elemanı veriyorsa bu a yıldız elemanına a'nın g o cebirsel yapısındaki neyi diyeceğiz? Tersi diyeceğiz. Peki o zaman birkaç örneğe bakacak olsak. Z'nin toplamaya göre oluşturduğu cebirsel yapıda bir A tam sayısının tersi nedir burada? Şimdi tabi ters elemandan bahsedebilmek için öncelikle etkisiz elemanın olması gerekir. Ki burada etkisiz elemanı nedir? Buranın sıfırdır. O zaman bana şu lazım. A yıldız artı A eşittir sıfır ki aslında bunu yaptığımız zaman bu kendiliğinden gelecek değişme özelliği olduğu için burada ama e, bu bunu sıfır yapan e, bir a tam a yıldız tam sayısı var mıdır e, diye bakıyoruz e, elbette ki a yıldız olarak biz eksi a'yı alırsak ki bu da bir tam sayıdır e, dikkat edersek bu ters elemanı da çalıştığımız kümede arayacağız e, buradadır ve bu işi ne yapar e, yapar Dolayısıyla a tam sayısının tersi nedir? -a'dır. Peki Q'nun çarpmaya göre oluşturduğu e, cebirsel yapıda e, burada etkisiz elemanımız işlem çarpma olduğu için 1 olacaktır. 1 sayısı olacaktır. E, buradadır. Burada da sıfırın da burada olduğunu söylememizde fayda var. O zaman bir sıfırdan farklı alfa rasyonel sayısı alınırsa bunun tersinden kastedilen şey şudur. alfa çarpı alfa yıldız alfa yıldız işlem çarpma olduğu için bunları çarpıyorum. Eşittir 1 olacak. E tabii ki alfa yıldız olarak neyi almalıyım? 1 bölü alfayı almalıyım. Alfa sıfırdan farklı olduğu için 1 bölü alfadan bahsetmek anlamlı ve bir rasyonel sayının çarpmaya göre tersi bu 1 bölü alfa dediğimiz şeyde ne yapacaktır? Bu da bir rasyonel sayı olacaktır. Dolayısıyla bu ne olacaktır? 1 bölü alfa diyeceğiz. Peki Z'nin çarpmaya göre oluşturduğu yapıda 2'nin tersi nedir diye sorsak. Tabi önce var mıdır diye sormak lazım. Burada etkisiz eleman yine ne olacak? 1 olacak. Ama 2x çarpı 1. Eş, 2x eşittir 1. Koşuluna uyan, koşuluna uyan hiç x tam sayısı yoktur. Değil mi? Hiç x tam sayısı yoktur. Yani bu ne anlama geliyor? Yani 2'nin 2'nin e, neyi yoktur, bu cebirsel yapıda, bu cebirsel yapıda tersi yoktur. Şimdi tabii şunu düşünebiliriz belki, e, bunu x eşittir 1 bölü 2 sağlamaz mı? 1 bölü 2 sağlar ama 1 bölü 2 bizim kümemizde yok. Dolayısıyla e, yani bunu sağlasa zaten bir tek 1 bölü 2 sağlardı, başka kimse sağlayamazdı. Ama bu bizim kümemize ait olmadığı için bu yapıdaki tersi 2'nin tersi vardır 1 bölü 2'dir diyemiyoruz bunun bu yapıda tersi yoktur ama mesela Q'da sorsaydı o zaman 2'nin tersi ne olacaktı çarpmaya göre 1 bölü 2 diyecektik peki şimdi Teorem 116 ne diyor Teorem 116 şunu diyor Birleşme özelliğine ve etkisiz elemana sahip bir cebirsel yapı alalım. Bu durumda bu cebirsel yapıda bir elemanın en fazla bir tane tersi vardır. Şimdi bir zaten çok büyük bir sayı değil. Ee, en fazla bir tane tersi vardır ne demek o zaman? Ee, şu demek burada bu elemanın tersi ya yoktur varsa da e, tektir. E, yani tek türlü olarak belirlidir. Şimdi şöyle diyelim. GO cebirsel yapısının e, etkisiz elemanını yapısının etkisiz elemanını e, etkisiz elemanını neyle gösterelim? E ile gösterelim. E ile gösterelim. Ve ne yapalım? A eleman G olsun. Şimdi A'nın e, burada GO'da B ve C gibi B ve C gibi ne yapalım? Birbirinden farklı birbirinden farklı iki tane tersi olsa tersi olsa diyelim. Şimdi e, olsa ne olurdu? E, o zaman B A'nın tersi olmak istiyor. O zaman A işlem B eşittir B işlem A o da eşittir E olmalı. C de bunu yapmak istiyor. O zaman C de olmalıydı. Ee, ve dolayısıyla ve dolayısıyla. Şimdi şöyle başlayalım. B'yi yazalım. B. Ee, ben B'yi şöyle yazabilirim. B işlem E diye yazabilirim. E'yi ee, e nasıl yazabilirim? E yerine de e, A işlem. C yazabilirim. Şimdi birleşme özelliğine de sahip olduğu için bu yapı. Bunu da B işlem A işlem C diye yazabilirim. B işlem A ne olacaktır? B işlem A da E'dir. Bu da E işlem C olacaktır. E işlem C nedir? E dediğimiz şey etkisiz eleman olduğu için C'dir. E nedir bu? Bu bir çelişkidir. Birbirinden farklı iki tane tersi olsa dedik ama bu B ve C ne yaptı? Birbirine eşit e, oldu. Dolayısıyla bir e, cebirsel yapıda tabi birleşme özelliğine sahip olacak ve ters elemandan bahsedebilmek için etkisiz elemanı da olacak bu cebirsel yapının. Bir elemanın en fazla bir tane tersi vardır. Peki tanım e, 1.17. İçinde birleşme özelliğine sahip bir ikili işlem tanımlanmış olan tek işlemli bir cebirsel yapıya ne denir? Bir yarı grup denir. Şimdi o zaman yarı grup nedir? E, yarı grup şu olacak. E, bir tane işlem tanımlanmış olacak ve birleşme özelliğine sahip olacak. O zaman işlemin tanımlanması, yani bazı kaynaklar bunu hiç aksiyon olarak bile yazmaz ama e, şunu istiyoruz. Her AB eleman G için A işlem B eleman G olsun. Bu aslında işlemin tanımlı olması anlamına gelir başka bir deyişle. Yani G kartezyen yani G'den G'ye giden fonksiyon anlamına Geliyor. Yani işlem varsa aslında bu var demektir ama bazen alt kümelerde çalıştığımız zaman işte G'deki işlemden bahsedeceğiz. G'deki işleme göre diye ama o her zaman H'de da bir işlem olmak zorunda olmayacak. Dolayısıyla aksiyomatik yazılışta bunu böyle yazsak da, olabilir diyelim bu aslında kapalılık yani işlemin var olması anlamına geliyor başka ne istiyorum bir de birleşme özelliği istiyorum A işlem B işlem C o da ne olacaktır A işlem B işlem C eğer bu iki özellik sağlanırsa bir G kümesi bir o işlemine göre bu iki şeyi sağlarsa o zaman buna ne diyeceğiz bir yarı gruptur diyeceğiz Peki yarı grup örneği e, tam sayılar çarpmaya göre tabii ki bir yarı gruptur. Kapalılık var iki tam sayıyı çarptığımız zaman yine bir tam sayı olur ve tam sayılarda e, çarpma işlemine göre tam sayıların temel özellikleri bu e, özelliği e, biliyoruz belki bir başka bir video serisinde de bu tam sayıların inşasından bahsetmek lazım. Pozitif tam sayılardan faydalanarak tam sayıları nasıl tanımlıyoruz ve bu özellikler nasıl geçerli oluyor. Ama şimdilik bunların böyle olduklarını kabul ederek ilerleyelim bu dersin içeriğinde. Dolayısıyla bu nedir? Bir yarı gruptur. Biraz önce şunu gördük. Tam sayılar bu işleme göre birleşme özelliğine sahiptir ve kapalılık da var. Dolayısıyla Z kümesi buradaki bu O işlemine göre ne yapacaktır? Bir yarı grup oluşturacaktır. <laughs> Peki o zaman şimdi gelelim grup kavramının tanımına. Grup için ne istiyoruz? İşte bazı aksiyonlar istiyoruz. Birincisi nedir? Kapalılık. Kapalılık olacak. İkincisi nedir? Birleşme olacak. Üçüncüsü sol etkisiz eleman olacak. Sol etkisiz eleman olacak. Bu cebirsel yapının bir sol etkisiz elemanı olmalı. Ve dördüncüsü ise her elemanın neyi olmalı? Bu yukarıdaki E'ye göre sol tersi olmalı. Sol tersi. Eğer <laughs> bir küme de bir o işlemi tanımlandığı zaman bu dört özellik sağlanıyorsa buna biz ne isim vereceğiz? G o cebirsel yapısı bir gruptur diyeceğiz veya G kümesi bu o işlemine göre bir e, gruptur e, diyeceğiz. Şimdi e, bu e, grup kavramının tanımı başka şekillerde de verilebilir. Ee, mesela 3 aksiyomu yerine burada E'nin sadece sol etkisiz eleman olması isteniyor. E'nin etkisiz eleman olması da istenebilir. E ee, ve 4'de de sadece sol ters yerine e, ters eleman yani hem sol hem de sağdan ters olması da istenebilir. Biz zaten e, şunu göstereceğiz. Eğer e, bu 4 özellik sağlanırsa yani buradaki tanıma göre bu bir grup olursa zaten bu E elemanı birazdan göreceğiz e, etkisiz eleman olacak. Yani sağdan da aynı işi yapacak. Buradaki A yıldız elemanı için de aynı durum söz konusu olacak. Sağ tersi ve dolayısıyla bunun tersi de olmuş olacak. Peki örnek e, buna verilebilecek en iyi örneklerden bir tanesi tam sayıların toplama işlemine göre oluşturduğu yapı. E, tabii ki iki tane tam sayıyı toplarsak e, o temel özelliklerine göre ne yapacaktır? E, yine bir tam sayı olacaktır. Her a, b eleman z için a artı b nedir? Yine z'dedir. Birinci aksiyon böyle. İkinci aksiyon birleşme e, sağlanır burada. E, üçüncü aksiyon etkisiz eleman nedir? Sıfırdır a artı 0 daima 0 e, artı a'ya eşittir. O da a'ya e, eşittir. Bütün a tam sayıları için. Ve 4 e, e, bir a tam sayısı aldığımız zaman a yıldızı eğer eksi a biçiminde tanımlarsak e, bu a yıldızı ne yapacaktır? Biraz önce de söylediğimiz gibi e, şu işlemi, şu özelliği sağlayacaktır. E, dolayısıyla hangi a tam sayısını alırsak alalım a yıldız ne yapmalıdır? a yıldız eksi -a olarak tanımlandığında bu işi e, yapıyor. Dolayısıyla bu tam sayılar kümesi toplama işlemine göre bir e, gruptur <laughs> diyoruz diyebiliyoruz. Şimdi e, bunu söyledikten sonra şuraya da bir dikkat çekelim. 3 aksiyomunda bir e elemanının var olduğu söyleniyor ve bütün a'lar için bunu yapıyor. Yani bu E elemanı buradaki A'ların seçiminden bağımsız olarak bunu yapmalı. E sabit olmalı ve bütün A'lar için bunu yapmalı. Fakat 4'te hangi A alınırsa alınsın burada A yıldız da gösteriyoruz. Bu da hani şuna dikkat çekmek adına A elemanı verildiği zaman ona bağlı olan bir A yıldız, A'ya bağlı bir eleman bulunmalı bu işi yapan. Yani bütün ağlar için tabii ki aynı eleman bunu yapmamalı. 3 ile 4 arasındaki en temel farklardan bir tanesi de bu diyelim. O zaman tam sayılar ne yaptı? Toplama işlemine göre bir grup oluşturdu. Tamamen benzer biçimde rasyonel sayılar ve reel sayılar da buradaki toplama işlemine göre ne yapacaktır? Bir grup oluşturacaktır. Bir başka grup örneği A artı ilerden oluşan küme A ve B Reel sayıları dolaşacak, yani bizim karmaşık sayılar kümesi, kompleks sayılar kümesi dediğimiz küme. Burada tabi işlem nasıl tanımlanıyor? Toplama işlemi. İki tane karmaşık sayı verildiği zaman, bunun toplamını şöyle tanımlıyoruz. Reel sayılar toplanıyor, reel kısımlar toplanıp reel kısmı, sanal kısımlar şu b'de toplanıp bunu veriyor. Eğer bunu böyle tanımlarsak, işte kapalılık zaten hemen görünüyor. Birleşme özelliği de çok doğal bir şekilde, rutin bir şekilde e, olacaktır. E, buranın e, etkisiz elemanı e, ne olacaktır? E diyecek olursak, E tabii ki 0 artı 0i'yi aldığımız zaman eğer ben bunun yerine 0 artı 0 iyi yazarsam E tabii ki buradan yine a artı bi gelecek. Yani bu etkisiz eleman olacak. Başka? E, bir de a artı bi bir karmaşık sayı olmak üzere biz şunu düşünürsek eksi a artı eksi b i düşünürsek ki bu CD demek a ile b reel sayı demek a ile b reel sayı demek o zaman bunlar da reel sayı olacak haliyle yani bu da bu kümede kalacak olmak üzere bu eleman ne yapacaktır a artı b i ile eksi a Artı eksi b Bu toplandığı zaman tabii ki sıfır artı sıfır i'yi verecektir. Yani e, her karmaşık sayının buradaki işleme göre e, neyi vardır? Tersi vardır. Dolayısıyla karmaşık sayılarda toplama işlemine göre nedir? Birer gruptur. Şimdi çarpma işlemine göre e, grup olan kümeler de var. E, onları da problemlere bırakalım. Problemler e, yani ikinci videoda ondan da bahsedelim. Şimdi şöyle bir uyarıda bulunalım. Her grup bir yarı gruptur. E neden böyledir? Çünkü grup olmak için şu dört aksiyonu sağlaması lazım. Ama biz şu ikisini sağlayana zaten yarı grup diyoruz. Peki. Her grup bir yarı gruptur. Fakat bunun tersinin doğru olması gerekmez. E mesela şunu düşünsek. Z çarpmaya göre nedir? Bu bir yarı gruptur. E yarı gruptur. Ve e bu yarı grubun... Etkisiz elemanı kimdir? Yarı grubun etkisiz elemanı, etkisiz elemanı kimdir? 1'dir. E, 2'nin, e, biraz önce söyledik, 2 eleman z elemanın, elemanının elemanının, burada tersi olmadığından, hatta burada tersi olan elemanlar sadece artı eksi 1, başka kimsenin tersi yok. Tersi olmadığından, e, olmadığından e, ne yapamaz z çarpı bir grup oluşturamaz. Bu bir grup değildir diyelim. Peki, dolayısıyla bu bir yarı grup fakat bir e, grup oluşturamıyor. Peki, şimdi gelelim değişmeli yarı grup ne demek? Eğer o içindeki işlem, bir yarı grubun içindeki işlem değişmeli ise ona bir değişmeli yarı grup ismini veririz. Peki, değişmeli grup nedir? Eğer o içindeki işlem aynı mantıkla değişmeli ise Böyle bir gruba da değişmeli grup veya bir e, abelyen grup denir. E, bu aslında abelyen e, yani abele, has, abel ile ilişkili anlamında e, abel e, bir matematikçi bildiğiniz gibi. E, bazen bunun baş harfini büyük de yazabiliyorlar. Ama e, bazen de bu artık bir sıfat haline gelmiş deyip e, özel isim olmadığı düşünerek küçük de yazılabiliyor. Peki o zaman e, değişmeli grup örnekleri aslında ilk etapta e, değişmeli grup değil de değişmeli olmayan grup örneği vermek e, daha zor. E, yani zor derken daha fazla bilgi e, gerektiriyor. Şu ana kadar verdiğimiz e, örnekler bunların hepsinde değişme özelliği var. Dolayısıyla bunlar hep birer nedir? değişmeli gruptur. Bunlar hep birer değişmeli gruptur. Peki. Şimdi artık şu e, mevzuya gelelim. E, biraz önce şunu söyledik. Grup olmak için e, ne istedik biz? Kapalılık, birleşme, sol etkisiz ve sol ters eleman. Ama bu e, bu teorem ve bundan sonraki teoremle şunu görmüş olacağız. E, o oradaki elemanlar, E elemanı aynı zamanda e, bir e, ters e, etkisiz elemandır. E, ve e, şunu göreceğiz. O A yıldız elemanı da e, ters elemandır. Yani sadece bir taraftan soldan e, etki e, soldan etkisiz ve sol ters e, olarak isteniyor. Ama kendiliğinden bunlar e, sırasıyla etkisiz eleman ve ters eleman haline gelecek. Peki ne diyor teorem 1.25? Bakalım bir grup olsun. Yani ne demek? O yukarıdaki 4 tane koşulu sağlasın ve bu gruptan bir A elemanı alalım bu grup tanımındaki 4 aksiyomundaki bu a yıldız elemanının e, a işlem a yıldız eşittir e koşulunu da sağlar diyor. Yani bu e, 4 aksiyomundaki a yıldız ne yapıyordu? Şuydu. a yıldız işlem a eşittir e'yi veren a yıldız elemanı sadece bunu kalmak yapmakla kalmaz. Aynı zamanda bunu da sağlar diyor. Peki burada e ne? Buradaki e de 3 aksiyomunda bahsedilen eleman yani sol etkisiz eleman. Bütün A'lar için bunu sağlayan eleman. Şimdi bunu ispatlayacağız. Şimdi zaten hipotez gereği A yıldız işlem A eşittir E'dir, değil mi? Ee, buradaki A yıldız hangi eleman? 4 <laughs> aksiyomundaki e, eleman. Yani A'nın sol tersi. Peki buna eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi A yıldız Y'ye ait olduğundan Yine 4'ü kullanırsam 4 ne diyor? Herkesin bir sol tersi vardır diyor. O zaman bu A yıldızın da bir sol tersi var. Onu da A2 yıldızla gösterelim. Yani A2 yıldız işlem A yıldız eşittir. E olacak biçimde bir A2 yıldız eleman G vardır. Böyle bir elemanımız var. Bize bunu 4 aksiyonu söylüyor. Şimdi ben A yıldız... A işlem A yıldızın E olduğunu göstermek istiyorum. A işlem A yıldızla başlayalım. Bu E kimdi? 3 aksiyomundaki eleman. Yani sol etkisiz eleman. O zaman bunu sola yazdığım zaman hiç kimseyi etki etmeyecek. O zaman özel olarak A işlem A yıldızla da etki etmeyecek. Dolayısıyla bu ne yapacak? E işlem A işlem A yıldız olacak. Şuna da etki etmiyor. Şimdi ama bir taraftan da E'nin şu olduğunu biliyorum. A yıldız işlem A2 yıldız işlem A yıldız olduğunu biliyorum. Bunu buraya yazıyorum. E yerine bunu yazdım. Burada ne var? A işlem A yıldız var. Şimdi burada birleşme özelliğini birkaç kez kullanırsam şu A2 yıldızı burada kalsın. İşlem sırayı bozmayacağım. A yıldız işlem A işlem A yıldız. Yani şurada sırayı bozmadan parantezleri kaydırabiliyorum. Peki bu nedir? A yıldız işlem A, e, hipotez gereği nedir? E'ye eşittir. O zaman bu A2 yıldız işlem, E işlem A yıldız oldu. E işlem A yıldız oldu. E, ama E dediğim şey benim sol etkisiz elemanım. O zaman bu nedir? A2 yıldız işlem A yıldızıdır. Ama A2 yıldız da e, A yıldızın e, sol tersiydi. Dolayısıyla bu bize neyi verdi? E'yi verdi ve e, ne yaptık? Böylelikle eşittir. A işlem A yıldızında E'ye eşit olduğunu görmüş olduk. Yani A yıldız bir anlamda A'nın neyi oldu? Sağ tersi oldu. Zaten sol tersiydi. O halde A yıldız A'nın tersidir diyebileceğiz. Peki gelelim 1.26'ya. 1.26'da da diyor ki bize bu bir grup olsun. Yani o 4 koşulu sağlasın. O zaman tanım 1.19'daki bu üç aksiyomundaki e elemanı ne yapıyordu bu e elemanı? Soldan etkisiz kalıyordu. Ne yapar diyor? Her a eleman g için a işlem e eşittir a koşulunda sağlar. Yani zaten sol etkisizdi, sağ etkisiz de olur. Başka bir ifadeyle e bu grubun neyidir? Etkisiz elemanıdır. Yani her grubun bir anlamda bunu şöyle söyleyebiliyoruz: Her grupta muhakkak bir etkisiz eleman vardır. Peki nasıl göstereceğiz? Bir tane A elemanı alalım G'den. O zaman teorem e, öncelikle şunu söyleyelim. 4 aksiyomuna göre bunun bir sol tersi var. A yıldız işlem. A eşittir R olacak biçimde bir A yıldız var. Ama teorem 1.25 diyor ki o A yıldız elemanı sağ ters de olur diyor. E, yani burada aslında 4 e, aksiyonu e, ve Teorem 1.25'e göre bu şekilde bir A yıldız eleman G vardır. O zaman A işlem E'ye baktığım zaman, A işlem E'ye baktığım zaman bu ne olacak? A işlem E yerine de şunu yazacağım. A yıldız işlem A'yı yazacağım. Birleşme özelliğinden dolayı bu ne olacak? A işlem A yıldız işlem A olacak. A işlem A yıldız nedir? a işlem a yıldız o da e'dir. Bu da ne yapacak? e işlem a olacak. E ki e de sol etkisiz eleman olduğu için bu da a'ya eşit olacak. Yani a işlem e'ler daima a'ya eşit olmuş olacak. Dolayısıyla bunun ispatı da tamamlanmış olacak. O zaman bir grubun daima tek türlü belirli bir etkisiz elemanı vardır. Şimdi e, varlık nereden kaynaklanıyor? İşte varlık e, 1-26'dan kaynaklanıyor. Ama biz daha önce şunu da ispatladık. E, etkisiz eleman varsa tektir. E, bunu da e, ispatlamıştık. E, dolayısıyla var olduğunu biliyorum. Varsa tek olduğunu da biliyorum grup için. Dolayısıyla bir grubun daima tek türlü belirli bir etkisiz elemanı vardır. Peki e, başka? Her elemanın da tek türlü belirli bir neyi vardır, tersi vardır. Bunu nereden biliyorum? Bir defa sol tersinin olduğunu bana kim söylüyor? Tanımı söylüyor, grubun tanımı. Her elemanın bir sol tersi vardır diyor. Sonra geliyorum, 125 ne diyor? O, o sol ters aynı zamanda sağ ters de olur diyor. Ve oradaki e'nin de 126 etkisiz eleman olduğunu söylüyor. E, o zaman bu elemanın neyi oldu? Ee, sol tersi e, si var, sağ tersi var. Yani aynı eleman e, ikisini birden yapıyor. O zaman bu elemanın tersi var e, ve ters olduğu zaman e, birleşme özelliğine sahip olan ve etkisiz elemana sahip olan bir cebirsel yapıda ters elemanın tek türlü belirli olduğunu da e, gördük. Dolayısıyla ters eleman da e, vardır her eleman için ve tek türlü olarak belirlidir. <laughs> evet, Teorem 1.28 de bize aslında şunu söylüyor. Grubu şu şekilde de tanımlayabiliriz. Yani daha önce 3 4 aksiyon istemiştik. Kapalılık, birleşme, sol etkisiz eleman ve herkesin sol tersi. Teorem 1.28 diyor ki bir cebirsel yapının grup olabilmesi için gerek yeter koşul nedir? Bir kapalılık, iki birleşme ve üç yıldız diye göstereceğimiz şu aksiyon. Hangi AB çifti verilirse verilsin. A işlem X eşittir B ve Y işlem A eşittir B olacak biçimde X, Y eleman G'lerin var olması. Şimdi bunu nasıl ispatlayacağız? Şöyle gereklilik, gereklilikte G'nin bir grup olduğunu varsayacağız. Ve grup olduğu zaman şu üçünün gerçeklendiğini göstermeliyiz. E zaten bu grupsa grup olduğuna göre 1 ve 2'yi zaten sağlıyor. O zaman burada önemli olan 3 yıldızın gerçeklendiğini göstermek. O zaman iki tane eleman alalım a ve b gibi. Şimdi G'nin biz grup olduğunu biliyoruz ve biraz önce gösterdik ki grupta her elemanın tersi vardır. Dolayısıyla A yıldız işlem b'ye bakarsam A yıldızdan kastettiğim şey nedir? A'nın tersi. Şimdi A'nın tersi bu yine G'de b'ye bakıyorum, b de G'de kapalılık olduğu için bu yine G'ye ait bir elemandır. Tamamen benzer biçimde B işlem A yıldız da buradadır. Dolayısıyla şimdi A işlem x'e bakarsam A işlem x nasıl tanımlandı? A yıldız işlem B. O zaman bu ne olacak? A işlem A yıldız işlem B olacak. A işlem A yıldız nedir? E, A yıldız A'nın tersi. E işlem B'dir. E de bu grubun etkisiz elemanı. E, onu E ile gösterelim yine. O zaman e, yıldız, e işlem b nedir? b'dir. Yani a işlem x ne yaptı? b'ye eşit oldu. Tamamen benzer biçimde y işlem a'ya baktığım zaman da b işlem a yıldız işlem a olacak. Bu da b işlem a yıldız işlem a. B işlem e. E etkisiz eleman hem sağdan hem soldan. Dolayısıyla bu da B'yi verecektir. Dolayısıyla gereklilik kısmen kolay olan durumdu. Bir grupsa bu üç özellik sağlanır. Şimdi o zaman tersine bu üç özellik sağlanıyorsa bu üç özellik sağlanıyorsa G'nin bir grup olduğunu gösterelim. Yani grup olduğunu göstermek için ne lazım? Kapalılık lazım, birleşme lazım. E bunların zaten sağlandığını kabul ediyoruz. Dolayısıyla biz neyi göstermeliyiz? 3 ve 4 aksiyomunun geçerli olduğunu yani etkisiz elemanın var olduğunu bir de her elemanın yani sol etkisiz elemanın ve sol ters elemanın var olduğunu göstermeliyiz. Şimdi bir tane B eleman G alayım. İşe bununla başlayalım. Şimdi 3 yıldız ne diyor? 3 yıldız şunu diyor. Y işlem A eşittir B olacak biçimde bir Y vardır diyor. Peki ben burada A'yı ve B'yi ikisini birden B alsam, bütün A, B'ler için sağlanıyorsa, sadece farklı olanlar için demiyor, bütün A, B'ler için diyor. O zaman ben burada A ve B yerini, her ikisinin yerini de B alsam, o zaman burada bir Y elemanı var olacak. İşte bu elemanı ben ne ile gösteriyorum? E ile gösteriyorum. Yani böyle bir E eleman, Y vardır. Şimdi bazen şöyle bir yanılgıya kapılıyoruz. Aa, evet gösterdik işte E işlem B eşittir B oldu. Bütün B'ler için. Hayır, burada henüz iş bitmedi. Burada şöyle bir durum söz konusu. Burada var olan Y zaten A ve B'ye bağlı. Dolayısıyla yani şu an bulduğumuz Y A ve B'ye bağlı. Bizim ise ne yapmamız lazım? Aynı E elemanının bütün elemanlar için bunu gösterdiğini, bunu sağladığını göstermeliyiz. Yani bu E elemanı bütün A'lar için bunu sağlar, bunu göstermeliyiz. Bunu nasıl göstereceğiz? E, bunu göstermek için herhangi bir A elemanı alsak, yine 3 yıldız ne diyor bana? B işlem X eşittir A olacak biçimde bir X eleman G vardır diyor. Bu 3'ün tam olarak söylediği şey. Burada A ile B'nin rolü değişmiş. E, o zaman E işlem A'ya baksam, bu ne yapacak? E işlem, B işlem, X olacak. E, ...bu ne olacak? E işlem B işlem X olacak. Ama bu E zaten E işlem B eşittir. B'yi sağlayan E'ydi. O zaman E işlem B yerine burada B gelecek. E, B işlem X olacak. B işlem X'e neye eşittir? A'ya eşittir. Dolayısıyla E işlem A neye eşittir? A'ya eşittir. Yani bütün A'lar için aynı e elemanı bu işi yapıyor. Dolayısıyla ne olacaktır? Bu e elemanı bütün ağlar için, aynı eleman bütün ağlar için bu işi sağlıyor olacak. Peki, 4'e geldiğim zaman, 4'e geldiğim zaman neyi göstereceğim? Herkesin sol tersinin olduğunu göstereceğim. Tabii burada sol ters eleman ne yapacaktır? Elemana bağlı olabilecektir. O zaman bu üç yıldızda A ile E'yi uygulayacak olursak ne yapacaktır? Üç yıldız ne diyor bize? Şunu söylüyor üç yıldız. Burada A alıyorum. Buraya B yerine de E alıyorum. O zaman bunu sağlayan bir Y elemanı var. İşte onu da A yıldızla gösterirsem veya neyle gösterirsek artık ne yapacaktır? Bunun bir çözümü vardır. Dolayısıyla böyle bir a yıldız elemanı vardır diyeceğiz ve bu da ne yapacak? Bizim istediğimiz eleman olacak. Her elemanın sol tersi dur diyeceğiz. Dolayısıyla bu bir gruptur olacak. Dolayısıyla biz grubu farklı şekillerde tanımlayabiliriz. İlk tanımlanımız buradaki tanımımız neydi? Kapalılık, birleşme, sol etkisiz ve sol ters eleman. Başka Şöyle tanımlayabiliriz. Kapalılık, birleşme, etkisiz eleman ve ters eleman. Herkesin tersi. Başka teorem 1.28 diyor ki kapalılık birleşmedir ve her A, B eleman G için AX eşittir B ve YA eşittir B denklemlerinin burada çözümlerinin var olmasıdır. üç farklı şekilde de tanımlanabiliyor. Şimdi e, ikinci videoda da kullanacağımız için şundan bahsedelim. Şimdi ispat yaparken işte G bir grup olsun bu durumda şöyle olur böyle olur dediğimiz zaman e, genelde sadece G bir grup olsun diyeceğiz. Yani işlemden bahsetmeyeceğiz. E, daha notasyonu kolaylaştırmak adına işte G'deki işlem O olsun işte elemanları A işlem B gibi yazmayacağız. Çarpımsal notasyonu düşüneceğiz. Ve e, buradaki işlem noktaymış gibi çarpmaymış gibi düşüneceğiz. Ve A nokta B yerine sadece böyle elemanları yan yana getirerek yazacağız. Bununla kastettiğimiz şey A işlem B olacak. Ve eğer bu yapı bir grupsa e, bunun tek türlü belirli olan bir etkisiz elemanı var. Bu, bunu bu videoda ispatladık. Bunu neyle göstereceğiz? g ile göstereceğiz. Ve e, eğer ortada birden fazla grup yoksa yani karışıklığa yol açmayacaksa sadece 1 yazacağız. Ama buradan kastettiğimiz şey grubun neyi olacak? Etkisiz eleman olacak. Ama diyelim ki iki tane grup var. Bir G bir de H. O zaman burada ikisini de bir de gösterirsek eğer bu bir karışıklığa sebebiyet verecekse o zaman 1G bir 1H bir diye bu şekilde ayırt edeceğiz. Ve bir a elemanı aldığımız zaman bu a'nın tek türlü belirli bir tersi var. Bu ters elemanı da a üzeri eksi 1 ile e, göstereceğiz. E, diyelim ve bu videoyu da burada e, sonlandırmış olalım.